Herkese tekrardan selamlar. Line izleyen hoş geldiniz. Ben Mehmet Eren Savaşçı. Turnuva gününde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Arda Şahin'le beraber bu sefer. Euro 2024'teki ikinci hafta maçlarını ve tabii ki de milli takımımızın Portekiz mücadelesini ele almaya çalışacağız. Arda hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Eren. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi ben de iyiyim. Bugün inşallah sevgili Mustafa Eren ve Mert Ertöz'ün yerini doldurmaya çalışırım. Onlar kadar futbol bilmesek de bu programda elimizden geleni yapacağız. Tabii takipçilerimiz beni UFC'den ve Kroşit'ten biliyor ama bakalım inşallah güzel bir program olur. Aynen öyle. İlk haftada Mustafa ile olduğumuzda dediğim gibi her hafta farklı arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla birlikte olmaya çalışacağız ki herkesin fikrini belirtebilelim. Ama Arda yine önümüzdeki turlarda belki karşımızda olabilir yarı finale, finale doğru. Onu da belirteyim tekrardan. Sen de tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Hızlıca girelim istiyorum ama ya çok da aslında konuşmak gibi de bir isteğim yok açıkçası. Çünkü hakikaten kötü bir oyundan ziyade zaten en başından kötü kurgulanmış, yanlış kurgulanmış diyelim. Yani bir kurgunuz olmasına rağmen o kurgu belki işleyebilir ama işlemeyen, sonrasında yapılan hamlelerin alakasının olmadığı, kötü, ya Portekiz'in oynamaya yetmeyen, yani Portekiz'in oynamasına gerekmeyen bir futbolla biz bayağı 3 puanı 3 golle verdik. Zaten 3 golde bariz bizim hatamız, birisi kendi kalemize zaten. Yani bayağı kötü oyun. Yani benim şu ana kadar gördüğüm her maçı izliyoruz dolayısıyla. İskoçya-Almanya maçındaki İskoçya'dan sonra hatırladığım kadarıyla en kötü takım performansı olabilir yani. Hep bir tane de denk geliyor bize. Geçen de İtalya maçıydı, şimdi de bu oldu maalesef. Ne düşünüyorsun? Genel bir değerlendirme alalım milli takımla ilgili senden. Vallahi hocam şöyle bir sıkıntı var aslında. Yani büyük takımlara karşı genelde maalesef milli takımımızın el ayağı dolanıyor gibi bir şey oluyor yani. Tabii öncelikle Montel hocamızın yaptığı tercihleri sorgulamak lazım. 4 değişiklik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii birkaç zorunlu değişiklik. Karene Mert'in sakatlığından dolayı 6 ay geçti. Sonrasında hücum hattında Arda'nın yorgunluğu iddiasıyla Yunus Akgün'ü gördük bu karşılaşmada. Ama yani dediğimiz gibi kendi kendimize aslında biz sorun yarattık. Yani maçın ilk 15 dakikası güzel, bu alanlar buluyoruz, boşluklar bulduk. Böyle hani iyi paslarda deliyoruz Portekiz savunmasına. Hatta gole de yaklaştık herhalde ama 15. dakikadan sonra hani biraz UFC tabiriyle söyleyeyim, yediğimiz bir yumruktan sonra biz kendimize gelemedik. Bir atak, bir gol. Sonrasında takım kendini kapattı. Yani gerçekten kötü bir performanstı takımımız adına. Yani hani ilk gol için çok bir şey demeyeceğim. Hani iyi bir atak organizasyonuna geldi Portekiz ama ikinci ve üçüncü golde gerçekten ciddi anlamda yapılan yanlışlar var. Yani ikinci golde Samet'in çevre kontrolü yapmadan kaleye dönmesi ve hani dönmeye çalışması ve sonra topu çizgiyi geçmesi. Üçüncü golde de offside tuzağını uygulayamamamız maalesef bize bu noktada ağır bir yediye neden oldu. Hani üç gol yemek gerçekten kötü çünkü hani Çekya maçında istediğimiz sonucu alamazsak, hani yenilgi demiyorum, beraberlik özellikle en iyi üçüncü olmamıza yetemeyecek kadar bir negatif averaj var şu anda. Eksi bir, hani bir averaj bile bizi o noktada etkiliyor. Yani tabii her şey Çekya maçına kaldı ama dediğimiz gibi Portekiz hiçbir şey yapmadı. Sadece biz kendi kendimize gelin güvey olduk ve 3 gol yedik. Bundan tabii hocayı eleştireceğiz, oyuncuları eleştireceğiz ama yani dediğimiz gibi yine umarım bu hatalar yani Çekya maçında sahada olmaz ki zaten cezalı oyuncularımız da oldu sarı kartlardan dolayı. Tabii biz kötüydük ama aynı zamanda hakemin de performansı çok kötüydü. Yani çok kolay kartlar gösterdi özellikle bizim adımıza, bizim milli takımımıza çok kolay kartlar gösterdi. Olmayan faullere faullar verildi falan ama yani sonuç olarak şu var 3-0 yenildik ve hani Çekya maçına çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. %100 katılıyorum sana. Ya bir de bizden önceki maç Gürcistan Çekya maçıydı ve Gürcistan 90+4'te öyle inanılmaz bir pozisyon kaçırdı ki yani o maç eğer öyle olsaydı zaten son maç Gürcistan Portekiz arasında yani muhtemelen Portekiz kazanır. Yani Çekya'nın bir mağlubiyetinde aslında şu an çok fazla üzülmezdik. Yani çünkü sonuçta elenmiş bir takıma karşı oynayacaktık 3. maçta, son maçtı ve daha rahat işimiz olabilirdi. Ama şu anda onların da bir şansı var, Gürcistan'ın da bir şansı var. Portekiz'i yine yani zorlamaya çalışacaklar ellerinden geldiği kadar. Ki hani mesela Çekya'da bayağı iyi savunma yapmıştı Portekizlere, yenildiler. Zar zor yenildiler ama bizden kat kat ve iyi savunma yapmışlardı. Bizde savunma namına hiçbir şey yoktu zaten. Ya yani bu hazırlık maçlarında da böyleydi. 6 yediğimiz Avusturya maçında da böyleydi.
Ya hücumda evet Arda, Kenan hadi bir şeyler yapabilecek, özellikle işte Kerem olsun. Yani bireysel olarak bir şey yapabilirler ama onlar da oynamadı zaten birçoğu. Birçoğu da farklı, işte Yunus oynattı yine hoca, Adana Demirspor'dan çok iyi bildiği için. Kerem oynadı. Barış Alper ve Kerem hani yine bir şey diyemeyebilirim. Çünkü onlar işte maçın genelinde performans gösterdi. Özellikle Kerem ilk yarıda bence en iyilerden biriydi. Gidip bir de onu çıkardı. O da çok saçmaydı. Ya oyun şeklinde bakarak mesela bizim bir oyunumuz olmadığı için bireysel yeteneklerle gitmeye çalışacağız. Orada Kenan'ın Arda'nın hemen girmesi lazımken bir anda Yusuf Yazıcı'nın girmesi çok saçma bir değişiklik zaten, anlam veremediğimiz. Ya değişik bir oyundu. Altay'a yine ben bir şey demek istemiyorum çünkü adam zaten oynamadı. Ya bir tek Newport County maçında oynadı, o da FA Cup maçındaydı İngiltere'de. O maçta da çok iyi oynamamıştı çünkü hatırladığım kadarıyla. Ve hani Uğurcan da zaten çok çok iyi bir sezon geçirmedi. Mert de sakatsa yani hoca güvendiği için Altay'a vermiş. Ki yediği gol de bence Samet'le pozisyonda kesinlikle Samet'in hatası var. Yani bir stopere o kale direkleri içerisinde atılmaması gerektiğini 5 yaşında futbola başlarken öğretiyorlar yani genel olarak. O yüzden yani korner olsun, taç olsun ama yine de kalenin içine atmayı düşündü. Yani Samet de zaten sakatlandı, artık bundan sonra da sakat kapatır muhtemelen. Yani iyileşse bile döndürmezler diye düşünüyorum ben. Bu algıdan sonra yani iyi pozitif taraflara bakmaya çalışıyorum biraz. Ben yine Arda Güler girince arkaya uzun top falan, ya bir şey yapayım, Arda'da bir eda vardı. Yani ben bir şey yapmam lazım da bir takımı biraz ileri taşımam lazım. Ya bu kafada bir oyuncuyu hala oynatmıyoruz. Evet yorgunmuş veya sakatlık varmış. O da çeviriden hataymış. Yorgun değilmiş de sakatlığı mı nüksetmiş, öyle bir şeyler diyorlar. Bu adam 70'te o zaman girebilecek seviyedeyse hani niye girdi? Averajla ilgili zaten Çekçi'ye hayat o zaman. Hani Çekçi'ye hücumcu bir takımda çıkarsın. Çekçi'ye daha fazla atmaya çalışırsın. 70'ten sonra bir gol atamazsın zaten. Hani Ruben Dias'lı Pepe'li defans attığına da. Çok saçma yani. Hocanın dediği açıklamalar da birbirinden saçmaydı. Değişik bir akşam diyeyim bizim için. Kötü oldu. Ya istatistiklere bakmaya çalışıyorum. En iyi oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu görünüyor ama Hakan da muhteşem şeyler yapmadı. Sadece basit şeyler yaptı. O yüzden belki de iyi görünüyor istatistik anlamında. Yani çok da iyi bir oyuncu. Bir tek Ferdi diyebilirim aslında. Ferdi'nin çıkışları iyiydi. Ferdi yine kendi standartını ortaya koydu. Onun haricinde çok bizim adımıza pozitif bir şey yoktu. Var mı hocam eklemek istediklerim milli takımla ilgili? Vallahi hocam şöyle haklısın. Yani zaten söyleyecek birçok şey söyledim. Ama ben hani bu noktada özellikle hocalara yani bir eleştiri yapmak istiyorum. Evet, rakibimiz Portekiz olduğunda bazı değişiklikler yapılabilir. Hani bazı planlar yapılabilir ama yani bir yerden sonra takım kendini bilmesi gerekiyor. Önde baskı yaparak özellikle arka tarafta çok alan verdik bu karşılaşmada. Özellikle ikinci yarı bu çok şey oldu. Hani göze çarpan bir nokta oldu. Yani aynı zamanda ben bazı oyuncuların bazı bu turnuva boyunca yanlış yerlerde oynatıldıklarını düşünüyorum. Bunlardan birisi Orkun. Yani Orkun 10 numarada biraz hani forvet arkası gibi oynatmaya çalışıyoruz. Pozisyon bulmaya çalışıyoruz ama yani Orkun o noktanın adamı değil. Yani Orkun orta saha merkezde oynayabilecek bir isim. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ı santraforda oynatıp gerçekten rakip santraforlu stoperler arasında yem olarak atıyoruz. Amenna evet alan bu, yani arkadaki üçlü oyuncu grubu işler. Kenan ve Arda için Amenna iyi bir alan yaratma planı olabilir ama Barış çok silik kalıyor. Yani şu anlamda silik kalıyor. Hani kendisine verilen görevi yapmaya çalışıyor. Evet yani gerçekten yapmaya çalışıyor. Çok çalışkan bir oyuncu ama yani stoperler arasında kaybolup gidiyor ve biz hani adeta ucunda bir kişi eksik oynamak zorunda kalıyoruz. Hani bunu da söylemek gerekiyor. Öte yandan Çekya maçında artık hani ben biraz daha farklı isimlere, farklı isimlerden kastım hani o biraz şans bulmaya hak eden isimler. Yani örnek veriyorum Selin Kılıçsoy olabilir, Ahmet Can Kaplan olabilir, Salih Özcan olabilir. Bu oyuncuların artık biraz daha hani 11'de oynamasını istiyorum ki Çekya maçında yüksek ihtimalle Salih Özcan'ı 11'de görebiliriz. Çünkü hem Abdülkerim cezalı hem Samet sakatlandı, Kaan Ayrı stopere çekeceğiz gibi görünüyor. Ben aynı zamanda Ahmet Can Kaplan'ın da Ajax'ta 11 oynayıp güzel sezon geçen Ahmet Can'ın da özellikle son maçta oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben umarım hoca bu maçtaki eksikleri görmüştür. Tek dileğim o. Umarım bu eksikleri görmek Çekya Cumhuriyet maçına çok daha iyi bir şekilde hazırlanırız ve gruptan çıkarız. Yani uzun süredir 2008'den bu yana hani 2012'ye katılamadık. 2016 ve 2020'de çok kötü performanslar sergiledik. Yani gruptan çıkamıyoruz 16 yıldır şampiyonada. Ben artık bir gruptan çıkıp bir son 16 görelim ve ona göre bir planlar yapmak istiyorum. Ve şimdiden de başarılar diliyorum milli takımımıza Çekya maçında.
Süper hocam. Buradan da yani F grubunda olduğumuz için F grubuyla zaten başladık. Milli takımımıza da yine dediğin gibi başarılar diliyoruz çekim maçında. Umarız en kötü ikinci veya üçüncü olarak çıkarız ve yolumuza devam ederiz. En azından biraz daha bizim için turnuva uzamış olur yani. F grubundan devam edelim istiyorum ben. Ondan sonra tekrardan A grubundan dönüp devam ederiz. F grubunda diğer maç az önce de bahsettiğim gibi Gürcistan-Çekya arasındaydı. 1-1 bitti ve Gürcistan muhtemelen hayatı boyunca unutmayacağı, yani bizim basketbolda mesela Cedi'nin kaçırdığı işte son saniye basketleri diyeyim, onları hiç unutmayız veya işte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı bizde unutulmaz. Onlarda da bu son saniye şutu olacak çünkü çok kötü vurdu. Adını hatırlamadığım bir oyuncu, şimdiden özür dileyeyim seyircilerimizden, ama kaleciyle karşı karşıya bu kadar kötü vurulabilirdi belki de. Ve aldıkları 3 puanla bir anda bizimle yarışır hale geleceklerdi. Yani son maçta Portekiz'e karşı gelmelerine rağmen en iyi 3. olarak belki de çıkabilirlerdi yani o golle. Hocam o maçla ilgili düşüncelerin neler? Veya iki takımla da ilgili belirtebilirsin. Vallahi hocam aslında şu var, yani Çek Cumhuriyeti de için söylemem gerekiyor. Yani iki maçta bu kadar iyi oyun oynayıp en az puan toplayan takım kesinlikle Çek Cumhuriyeti bu turnuvada. Evet. Yani çok basit savunma hataları yapıyorlar. Evet, yani Portekiz maçını kazanmalısını kimse beklemiyordu ama öyle geçtikten sonra gerçekten Portekiz'e çok ciddi fırsatlar verdiler ve sonra iki tane basit hatadan iki gol yiyip pahasız ayrıldılar o karşılaşmada. Gerçi çok iyi başladılar. Vardan dönen bir golleri var. Ama yani ondan sonra tam yine iyi gidiyor. Hani bir gol buluruz, rahatlarız dedikten ortada. Çok basit bir penaltı yaptırdılar ama maçı kendilerince zora soktular. Evet, ikinci yarı gol geldi. Daha çok da gol gelebilirdi Çek Cumhuriyeti adına ama yani onu bulamadılar ve yani son anda Savo Bernardo da golü atsa Çekya'nın turnuvası bitiyordu. Yani gerçekten turnuvası bitiyordu. Hani hem grupta bizi tehdit edecek bir noktaya geldiler hem de hani bizi tehdit etmenin yanı sıra hani olası bir sonuçta yani kendilerini iyi bir noktaya atmış oldular. Hani olumsuz bir sonuç olsa, Gürcistan kazanmış olsa bu karşılaşmayı, dediğimiz gibi hani biz 4 puanla bile grup ikincisi olarak çıkma ihtimalimiz varken şimdi bizimle rakip oldular. Yani Gürcistan'da şuna değinmek istiyorum. Yani Mamardaşvili inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Evet, bize karşı 3 gol yemiş olabilir Mamardaşvili ama bu karşılaşmada kendi kalitesini ve niye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çağrıldığını göstermiş oldu. Aynı zamanda gözden kaçan bir underrated oyuncu var bu turnuvada. Gürcistan'ın da söylüyorum, Kocoraşvili. Gerçekten orta sahada çok iyi işler yaptı Kocoraşvili. Ve bu turnuvada da yine kendisini gösterdi. Evet, Gürcistan'ın ucumu Kivice Koraşeli üzerinden yürüse de Kocoraşvili ona destek olan ikinci bir oyuncu rolünde. Evet. Bu noktada Hoca Sanyol çok iyi bir plan yapılmış gibi görünüyor. Çek Cumhuriyeti'ne gelecek olursak kadro önceki yıllara nazaran biraz daha iyi değil ama hani bu çok rahat bir şekilde senin hani en kötü 3 puan alman gereken bir karşılaşmada hani rakibine yine fırsat verdi ve şey altında kaldı ki Euro 2020'yi çok iyi geçirmişlerdi 4 sene önce. Yani şimdiki turnuvada bu şeyden biraz uzaktalar. Hani hocayı çok suçlayamayacağım aşağıda hocayı, çünkü oyuncular sağda gereken işte çok iyi yapamıyor. İlk maçta Hranac 2 pozisyonda çok ciddi hata yapıp puanı verirken bu noktada yani bu sefer de golü bulamadılar kazanmaları gereken. Yani bu noktada hocayı suçlamıyorum. Aslında iyi bir sistem takımları var ama sonunu getiremiyorlar. Hani bakalım, inşallah bu sonunu getirememe bizim karşıda, hani bizim Türkiye milli takımına karşıda olur. Yoksa yani bu kadar salma tası yaptığı bir turnuvada gruptan çıkma ihtimalleri de var. Hocam, yani onu sana söyleyeyim. %100 katılıyorum sana. Çekya'nın ve dediğin gibi şu anda aslında şey, bir değişim içerisindeler onlar da. Ama iyi bir şekilde geçiriyorlar bence bunu ve hani ben biraz daha sancılı bekliyordum bu değişimin yaşanmasını, ama iyi bir savunmaları var. Onu yine iyi kurmuşlar. Hücuma da böyle yine bir iki isim gelirse alttan bence çok kuvvetli bir takım olabilirler yine önümüzdeki yıllar için. Yani klasik bir Çekya izleyeceğiz gibi duruyor önümüzdeki yıllarda da. Buradan A grubuna geçelim. F grubunu, kendi grubumuzu bitirdiğimize göre zaten bugün de 3. maçlar oynanacak ve buradan artık çıkan ekipler belli olacak. Bir de 3. belli olacak. Düşen de aslında belli oldu zaten, Macaristan. Hani tam anlamıyorum, orada bir farklı algı yaratıyorlar, düştü düşmedi gibi. Polonya'ya da aynı şeyi yaptılar ama yani muhtemelen düştü gibi görünüyor. Macaristan çünkü 0 puanı var. İskoçya'nın 1 puanı var. İskoçya İsviçre'yle 1-1 beraber kalarak çok çok önemli bir puan elde etti kendileri için ama avarajları oldukça kötü durumda. İsviçre'nin 4, Almanya'nın da 6 puanı var. Almanlar ev sahibi olarak 7 gol attı, 1 gol yedi. Bayağı bence iyi gidiyorlar, yani benim beklentilerimin üzerine gidiyorlar. Neler düşünüyorsun hocam A grubu ile ilgili genel olarak? Şimdi hocam şöyle bir şey var A grubu için.
Özellikle İskoçya en iyi 3. olma yolunda çok ciddi bir puan kazandı. Geçtiğimiz hafta İsviçre'ye karşı ilk hafta çok kötü serdi. Tek negatif yollar onların averaj. Almanya'dan yedikleri 5 gol onların başına artacak gibi görünüyor A grubu için. Almanya standart bir şekilde zaten iyi performansını gösterip 2-2 yaptı. Macaristan'a değinmek istiyorum. Hani aslında bu kadro evet, biraz iyi bir kadro sayılmaz. Hani 8 sene önce gruptan çıkmayı grup aşamasına çıkmayı başarmışlar bir yanlış hatırlamıyorsam evet. Eğer yanlışım varsa özür diliyorum. Yani ondan sonra bir sene katılamadılar sonra biraz daha iyi bir noktaya geldiler. Geliyorlar diyorduk ama yani turnuvada ayak kırıklığı 2-0'la başladılar maalesef bu turnuvaya. Yani daha iyi olabilirlerdi ama maalesef kendilerinden beklentileri yerine getiremediler takım olarak. Onu da söylemek istiyorum. İskoçya'ya gelelim. İskoçya'ya değinmek istemelerini şu Steve Clark hatasının farkına vardı ilk baştan sonra ama çok basit bir hatadan gol yediler. Yani Erdan evet Şakir'e orada fırsatı verdiler. Yani Şakir'in golde şans veya tesadüfleri değil, kalecinin nerede olduğunu tam istediği noktaya topu bıraktı Şakir'i. Özellikle ben Steve Clark'ı ilk maçta şey konusunda eleştirmiştim. Hani birincisi Kieran Tierney tercihi, ikincisi de John McKinney'in pozisyonu. Ki Almanya maçında John McKinney sağ kanattaydı. Burada ikinci forvet olarak oynadı. Ve onun da meyvesini aldılar aslında. Oradan yarattıkları alanla Scott McTominay'in golü geldi. Evet. O yüzden o noktada Steve Clark'ın hatasını karşıladığı için, yani hatasını öğrendiği için tebrik etmek istiyorum. Öte yandan İsviçre'ye gelelim. Erdal Şakir ve Guillermo Ochoa bu iki ismi biliyoruz. Turnuvalarda büyük performans gösteren isimler. Erdal Şakir'i de yine kendisinden bekleneni yaptı. Tabii son maçlar noktasında bugün önemli bir kısım var. İskoçya 3 puan alırsa ve İsviçre kaybederse hani averaj evet İsviçre'nin de yine ikili averajda da durum eşit ama İskoçya'nın dediğim gibi en iyi 3. olmak için çok önemli bir fırsatı var bu akşam. Evet. Yani puan bazında en iyi 3. olarak yani. Çünkü 4 puan çoğunlukla en iyi 3. olmak için yetiyor. Hani 3 puan içerisinde averaj ve şey gerekiyor. Fair play kuralları gerekiyor ama 4 puan da kendilerine iyi noktaya atabilirler. Bugün için Macaristan'a karşı kazanacakları kazanma ihtimalleri var. O ikisinden kopmadıkları sürece İskoçya için söylüyorum. İsviçre Almanya maçı da yine izlenmesi gereken bir karşılaşma ama Almanların bir set önüne kazanıp 3'te 3 yaparak 9 puanla rakiplerini bekleyeceğini düşünüyorum. Ve tabii şunu da eklemek isterim. Macaristan'ın bu turnuvadan sonra özellikle kendilerine bakıp biz nerede hata yaptık demelerini de düşünmelerini istiyorum. Çünkü hani en kötü, iyi kötü bir puan bile alabilecekleri turnuvada yanlış hatırlamıyorsam golleri bile yok diye düşünüyorum. Bir yani, golleri var sadece. Yok. Bir golleri var ha. Yani doğrudur. Yani bir bakmaları gerektiğini düşünüyorum kendilerinden. Bakalım bu akşam özellikle İskoçya için çok önemli. En iyi üçüncü olmak istiyorlarsa 3 puan almaları gerekecek. Katılıyorum hocam sana. Ben de İskoçya tarafına ufak bir değineyim. Ya ben o kadar kötü bir kadroları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Premier League ve Championship oyuncularından kurulu bir kadro. Adayı da ben yakından takip ettiğim için senin gibi. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum Almanya maçında. Biraz açılış maçı ve saçma sapan bir oyun olduğu için aslında. Onun verdiği bir de Almanya'nın ekstra bir baskısının olduğu maçtan dolayı öyle bir skor oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü bunu Macaristan diyorum, İsviçre maçında gördük. Yine bir seviyeleri olduklarını çünkü Avrupa Şampiyonu seviyelerinde 4'te 4 yaparak başladılar. Orada galibiyetlerinden birisi de İspanya'ydı yani iyi bir oyun vardı. Sonrasında tersine döndü ve ilk maçta da öyle olunca dedim acaba komple dağıldılar mı? Ama dağılmamışlar İsviçre maçında gördüğümüz üzere. Macaristan'ı da kazanabileceklerini düşünüyorum ben. Öyle bir imkanları var. Ama dediğin gibi avarajları çok kötü. Biraz daha baskılı bir İskoçya maçı izleyebiliriz Macaristan karşısında. O yüzden ben İsviçre-Almanya'dan çok İskoçya maçını izleyeceğim. Bol gol olabileceğini düşündüğüm için. Diğer tarafta da bol gol olabilir aslında ama yine sevdiğim için İskoçya ada futbolunu oradan gideceğiz. Yani umarım İskoçya çıkar. Üçüncü olarak belki zor. Belki İsviçre-Almanya İsviçre karşısında bir şov yaparsa ve İskoçya çok gol atarsa sıfırlar falan. Yani çok orada hesap yapmak gerekiyor. Onları da Steve Clark yapsın. Biz sonrasında değerlendiririz. Burada eklemek istediklerin yoksa B grubuna geçelim hocam yavaştan. Yok hocam yani çok az eklemek istediğim bir nokta yok. Ama yani dediğim gibi İskoçya'da özellikle Steve Clark'ın ilk baştan sonraki hatalarının farkına varması kendilerine evet. Bir puanı getirdi. Bu aynı hataya farkına varmasını Vincenzo Montella hocamız için de diliyorum diyelim ve devam edelim. %100 altına imzamı atıyorum hocam. B grubunda da
Aslında ölüm grubu denilen bir grubun ne kadar rahat bir grup olduğunu gördük maçlar sonrasında. İspanya 6 puana sahip ve bence şu ana kadar turnuvanın en iyi takımı konumunda. İtalya 3 puana sahip, bir galibiyet bir mağlubiyet aldılar ve İspanya maçında hiçbir şey oynamadılar neredeyse. Arnavutluk çok dişli ve çok iyi maçlar çıkarıyor. Hayviye gidecek bir Hırvatistan'da beraberlik az daha gidiyordu ama son anda kurtardılar, o yüzden Arnavutluk adına mutluyum. Hırvatistan'da bayağı kötü bir jenerasyon değişimi dönemi yaşıyor, net olarak onu görebiliyoruz. Çünkü şu anda 4. sıradalar, -3 avarajları var. Arnavutluk 1-1 puanla -1 avarajlı 3. sırada. Ne düşünüyorsun hocam grupla ilgili? Vallahi hocam büyük takımlardan ziyade önce Arnavutluk ve Hırvatistan'la başlamak istiyorum. Tabii. İspanya, İtalya'ya sonra geleceğim. Arnavutluk bildiğiniz gibi ikinci kez bu turnuvada yer alıyor. 8 sene önce aslında Arnavutluk'ta aynı kaderi yaşamıştık. Şöyle aynı kaderi yaşamıştık. Yeni üçüncü olmak için rakiplerimizi beklediğimiz bir noktada hani rakiplerimiz bizim yani istediğimiz sonuçlar gelmeyince beraber el ele elenmiştik Arnavutluk'ta. Ancak bu sefer farklı bir nokta söz konusu. Yani evet, Arnavutluk'un son karşılaşması zor olacak. İspanya karşısında karşı karşıya gelecekler. En iyi üçüncü olmak istiyorlarsa dediğiniz gibi kazanmak zorundalar. Yıllar önce 3 puanla en iyi üçüncülüğü alamamışlardı bizim gibi, Türkiye gibi. En iyi üçüncülüğü alamamışlardı. Tek yani kaderin cilvesi diyeceğim, zor bir eşleşme İspanya'ya karşı. Onlar da salı günü, pazartesi günü oynayacaklar galiba, evet. Yani oradan şey oldu. Ben Arnavutluk'un performansını bu turnuva üzerinde beğendim. Yani dediğim gibi İtalya'ya karşı aslında ilk golü bulduktan sonra biraz daha kompakt, yoğun bir savunma. Yani farklı bahsedebiliriz, İngilizce'de o tarz bir şey yükselerdi. Bence evet. İtalya karşısında yine bir puan alabileceklerdi. Hırvatistan karşısında da aslında çok iyi başladılar karşılaşmaya ama ondan sonra yani çok basit bir şekilde oyundan düştü. Basit demeyeyim aslında, çok iyi savunma yaptılar ama ondan sonra Kramaric sonrasında şanssız bir kendi kalesine gelen golünü aldıktan yani acaba maç gidiyor mu derken de zor, yani son anda kurtardılar ama yani basit demeyeceğim. Hani Hırvatistan karşısında oyunda son anlarda da tutamayınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yani Arnavutluk'un aslında oyununda uzun vadeye yayma problemi var. Yani evet, İtalya maçında da geçtiler, uzun vadeye yayamadılar, 16. dakikada itibaren teslim oldular. Hırvatistan'a karşı iyi dayanlar, öne geçtikten sonra aslında ikinci golü bulsalar aslında arkalarına bile bakmayacaklardı. O ikinci gol gelmedi ve 77-78'de yanlış hatırlamıyorsam Kramaric'in bir golü vardı. Oradan itibaren hani sona doğru yayamadılar, sonra son anda puanı kurtardılar ama mücadeleleri takdire şayan. Yani ne de olsa çok küçük bir ülke, en iyi oyuncularını İsviçre'ye kaptırmış. Evet. İsviçre ve yani evet, İsviçre'ye kaptırmış iki ülke, Şakir ve Şaka'dan bahsediyorum. Bir ülke. Hırvatistan'a gelecek olursak onların performansı hayal kırıklığı. Yani neden hayal kırıklığı? 2018'de final oynuyor, Akbas finali oynamış bir takım. Üzerinden Euro 2020'de iyi bir performans göstermiş bir takım. Euro 2024'de gerçekten çok bu kadar kötü başlayamazdı. Aynen. Yani evet, bir jenerasyon değişimi söz konusu Hırvatistan için kabul. Modric artık 38 yaşına geldi vesaire ama yani o noktada şu sıkıntı var. Hırvatistan'ın hani hala yaşça çok şey bir takım, yani yaşça ortalaması yüksek bir takım. Yani santraforda 32 yaşında Kramaric, orta sahada 38 yaşında Modric. Evet, bu oyuncular iyi bir sezon geçirmiş olabilirler. Hani Modric hala büyük bir oyuncu olabilir. Evet. Ama yani bir yerden sonra bunları destekleyecek genç bir jenerasyon olması gerekiyor. Hırvatistan'da o eksiklik var. Yani onu bir türlü hani geçici bir türlü oturtamadılar. Bu turnuva özellikle söylüyorum. Artık onlar Dünya Kupası 2026 ile Euro 2028'e bakacaklardır. Ama yani bu olumsuz performansları da not edilecek. İspanya ile İtalya'ya gelelim. İspanya çok iyi başladı. Hani onlar için çok bir şey söylemeye gerek yok. Damian Yamal özellikle orta sahada çok iyi işler çıkarıyor İspanya'da. Morata da beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor. Ama İtalya'ya gelelim. Evet, Arnavutluğa karşı iyi bir yani galibiyet aldı denilebilir. Çok çabuk maçı çevirdiler. Ama İspanya karşısında 0.18 gol beklentisi üretebilmişler. Yani ceza sahasına bile girememişler diyebilirim. Yani İtalya'nın oturup hani deyip hani biz büyük takımlara karşı ne yapacağız demeleri gerekiyor. Gruptan çıkacaklar, sıkıntı görmüyorum. Ama ondan sonra eşleşebilecekleri büyük bir takım. Hatta büyük bir takım demeyeyim. Hani yani İngiltere diyor hani diğer büyük takımları saldırıp dişli bir orta takım bile, yani orta seviye bir takım bile. Hani gruplar özelinde şimdiden bakıyorum. Ya biz bile 0-0 kaldık aslında hazırlık maçında. Aynen, yani Hollanda mesela olabilir.
Sonra E grubundaki takımlardan herhangi birisinin Romanya'nın bile ben zorunu çıkarabileceğini düşünüyorum. Evet. Özellikle F grubunda bizlerle birlikte ilerleyen turlar için söylüyorum. Portekiz'e yaşayacaklarını ben düşünüyorum. Hani oturup büyük takımlara karşı biz ne yapabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Evet, İtalya'dan kimse büyük bir şey beklemiyor. Bu seneki kadro belki de son turnuva tarihinin en düşük seviyeli kadrosu. Hı hı. Ama İtalya'nın sonuçta bir ismi var. Son şampiyon olarak geliyorsun bu turnuvaya. Daha iyi performans göstermeleri gerektiğini düşünüyorum büyük takımlara karşı. Ve İspanya testi başarısız oldu. Her ne kadar İspanya 1-0'la kazansa da büyük bir başarısızlık oldu onlar adına. Katılıyorum hocam. Buradan da C grubuna geçelim. C grubu aslında en değişik gruplardan birisi oldu benim için. Çünkü Sırbistan'dan ben beklediğimi alamadım. Bir puanları bulunuyor. Slovenya iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Danimarka'da ya bence daha iyi olabilirler ama onlar da fena değiller. Kendilerine yetecek puanları toplayabiliyorlar. En kötüsü ama yine de birinci olan İngiltere. Ya en kötü derken beklediğimiz oyun tabii ki. Ya biz şampiyon adayı olurlar mı, şampiyon olurlar mı derken rezalet bir oyun. Yani bizim Anadolu takımlarının bile oynamadığı bir oyun. Yani bu oyunu Kane'ler, işte Saka'lar falan filan oynuyor. Yani bu Gareth Southgate'in nasıl bir akla sahip olduğunu çok merak ediyorum. Ya bu oyunu nasıl düşündüğünü çok merak ediyorum. Veya kim söyledi mesela böyle oyna diye. Veya bunu nereden buldu? Mesela ben olsam veya ben geçiyorum. Herhangi bir İngiltere'de yolda yürüyen bir adam asla böyle oynatmaz yani. Yani aşırı saçma bu kadroyla bu oyun anlayışı. Zaten yani bu şekilde giderlerse ileride yani illaki gruplardan çıkacaklar. Hadi son 6'yı da geçtiler de çeyrek finalden itibaren büyük takımlar geldikçe çok çok zorlanacaklar yani. Bakalım, işleri çok zor ama ben hiç beğenmedim oyunlarını. Tabii ki de destekliyorum Türkiye'den sonra çok sevdiğim için ama rezalet bir oyun yani, öyle söyleyebilirim. Senin de düşüncelerini merak ediyorum C grubu ile ilgili. Valla hocam, C grubu çok ilginç bir nokta. Yani şöyle bir ilginç bir noktadayız. Şöyle söyleyeyim, takvime bakmak istiyorum C grubunu. Tabii. Yani şöyle bir durum var. 5 puanla hem grup ikincisi hem de grup üçüncüsü çıkarabilecek bir noktada. Hani en iyi üçüncünün bu gruptan evet. geleceğini ben düşünüyorum. Olabilir. Yani ya kesin demeyeyim de hani yüksek ihtimalle buradan gelecek. Hani olası Slovenya, Danimarka galibiyetleri kendilerini 5 puanla en iyi üçüncü getirebilir. İngiltere'ye gelelim. Oradan başlamak istiyorum. Yani şöyle bir bilgi vereyim Mehmet Eren. Turnuvada oynanan iki maçlar sonrasında en düşük gol beklentisi sahip olan maçlar İngiltere'nin maçları. Evet, yani, en sıkıcılar da onlar. Yani çok sıra dışı. Yani hatta bunu argümanını biraz şöyle de size gideyim. Ben Gürcistan maçını, milli takımımızın Gürcistan maçını Valencia'da İngiliz turistlerle birlikte izlemiştim. Yani İngilizler de bizim oyunumuzun kendi oyunlarından daha iyi olduğunu düşünüyorlardı maçın ardından. Hepsi bana onu söyledi. Ve hani gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Öne geçtikten sonra bir geriye yaslama futbolu var Gareth Southgate'de. Yani 1-0'a yatmaya çalışıyor sürekli. Hani evet. 1-0'a yatarken de kontra kovalamaya çalışıyor. Aslında kağıt üzerinde şöyle mantıklı bir taktik. Hani hızlı oyuncular var İngiltere kantlarda. Hızlı bir şekilde taşırsın, Perkey'le buluşursun, kontradan ikinci golü bulursun. Sıkıntı yok. Ama İngiltere bunu yapamıyor. Yani hızlı bir şekilde ucuma çıkamıyor, sürekli yatmaya çalışıyor falan. Yani Gareth Southgate bir nevi bu turma boyunca bir Sam Allardyce. Yani efendim şimdi Sean Dyche gibi takılıyor ama yani Sam Allardyce, Sean Dyche de bu 1-0 oyununu bu kadar kötü oynamayan oyuncular. Yani onlar prime ya, o zaman yani o oyun için masterclass yani ikisi de. Yani o şekilde takmaya çalışıyor. Hani bir şekilde aslında hani turnuvanın ilk karşılaşması Sırbistan maçını rahatça koparabilirlerdi Bellingham'ın golünden sonra. Aksine iyice geriye yaslanıp Sırbistan'a beraberlik şansı verdiler. Danimarka'ya da aynısını yaptılar ama bu sefer yemedi. Yani Danimarka'ya karşı işlemedi oyun. Ve bu sıfır şekilde yatınca da bu şey çıktı. Taraftar haklı. Yani sen İngiltere'nin takım hocasısın. Elinde çok iyi oyuncular var. Yani bahanesi de yıllardır orta sahayı çözmeye çalışıyoruz diyor. Yani elinde en iyi İngiliz iki tane orta saha var. Jude Bellingham'la Declan Rice. Bir örnek görüyorum yani. Gerçekten anlaşılmaz bir oyun. Yani Gareth Southgate için ben bir şey diyecek bir şey bulamıyorum yani. Evet, gruptan çıkarsa ama son 6'yı da geçerse ama çeyrek finalde bir İspanya ya da bir Almanya karşısında sen bu oyunu sürdüremezsin. Sen bu şeyi yapamazsın. Ya bir jenerasyon yıllardır heba alıyor İngiltere'de geçmişten beri. Yani 2012'de Fabio Capello, 2014'de Roy Hodgson, şimdi Gareth Southgate. Yani bir jenerasyon, yani yıllar geçen bir 20 yıllık güzel İngiltere jenerasyonu kötü hocalar elinde heba alıyor gerçekten. Ben anlamıyorum yani. İngiltere için diyeceklerim bu kadar. Hani Slovenya ve şeye gelecek olsak Danimarka biraz daha iyi bir turnuva geçişebilirdi. Evet. Ama hani onlar da
biraz beklentilerin altındalar. Sırbistan hayal kırıklığı. Hani iyi bir kadroları vardı. İyi bir hücum hatları da var esasında ama hani onu bir türlü orta sahayla birleştiremediler ve hücumda sıkıntı yaşıyorlar. Ben Slovenya'nın performansını şahsen beğendim. Yani kadro seviyesi olarak yani gruptaki rakiplerinden gerideler ama hani iyi bir oyun ortaya koydular. Ama tabii işleri biraz zor. Son hafta hani 1-0'ın üzerine yatan da otobüs çeken İngiltere'ye karşı gol bulmaya çalışacaklar. İşleri o noktada zor olacak. Ama Danimarka-Sırbistan karşılaşması çok önemli bir karşılaşma. Hani Sırbistan buradan çıkaracağı puan da yine kendi gruplardan atabilir. Hala onlar için işler bitmiş değil. Katılıyorum hocam sana. Ben İngiltere ile ilgili ufak bir şey ekleyeceğim. Sonra da hemen dev grubuna geçeceğim. Ben Gareth Southgate'in kesin olarak kovulacağını düşünüyorum bundan sonra. Yani gruptan çıksalar da, çeyrek final görseler de, hatta şunu söyleyeyim, yarı final bile görseler yani şansı falan, finale asla çıkamayacaklar da %100 kovulacağını düşünüyorum. Ama yönetimle ilgili, yani İngiliz Federasyonu yönetimiyle ilgili, yani bir İngiltere hocası fetişi var onlarda. İngiliz hoca kim gelecek? Ya bir Eddie Howe var şu an bakacağımız zaman böyle iyi bir şey yapabilen. Onun haricinde İngiliz hoca yok yani. Steve Cooper belki olabilirdi. Alt jenerasyonu tanıyor ya, bu çocukların hepsini o çıkardı diye U21'den. O da şimdi Leicester'la anlaştı. Yani hoca da kalmadı ellerinde. Muhtemelen yabancı birine gidecekler. Yine Koper'de olduğu gibi İtalyan hocayı getirmişlerdi zamanında. Fabian Koper'di galiba. İlginç bir süreç onları bekliyor. Bu kadar iyi kadroyla, bu kadar yani bizim gibi bir gündem yaratmaları kendi işlerinde çok çok ilginç oluyor. Bakalım onlar için hayırlısı diyelim. D grubuna geçeceğiz. D grubunda Hollanda, Fransa, Avusturya, Polonya sıralaması var. Avusturya benim en zevk aldığım İspanya'dan sonra ikinci takım olabilir izlerken. Ralf Rangnick hocam yine işlerini ortaya koyuyor. Son maçta da Hollanda ile karşı karşıya gelecekler. Hollanda'nın 0-0'lık Fransa maçına bakarsak yine orada belki ilginç bir sonuç olabilir ama onlar %100 çıkacaklar yani gruptan. Üçüncü olarak veya ilk ikiye girerek. Fransa'nın maçı Polonya ile, Fransa kazanıp muhtemelen 7 puanlayacak ve Hollanda'nın önüne geçecek diye düşünüyorum. Ben avaraj biraz kasabilirler Polonya maçında, öyle düşünüyorum açıkçası. Ne düşünüyorsun hocam? D grubu ile ilgili fikirlerini alalım. Vallahi D grubunda özellikle Fransa'dan hakkında başlamak istiyorum. Yani ben, evet 4 puanlar var ama oyun olarak İngiltere'den çok da bir fark olduklarını ben düşünmüyorum. Evet. Yani ilk hafta gelen bir galibiyet var, ikinci yani geçen Hollanda'ya karşı gelen beraberlik var. Didier Deschamps'ı aslında hani Avrupa futbol şampiyonlarında oynattığı iyi oyunu da tanırız. Yani ama burada yani gerçekten İngiltere'den farklı bir oyun ben göremedim sahada. Hani evet Hollanda maçında Kylian Mbappe'yi aradılar. Çok fazla şey yapamadı Mbappe burun kırığından dolayı. Hı-hı. Ama yani ilk maçta da Mbappe ile bile hani çok daha fazla bir ofansif aksiyonları yoktu. Ama yani şimdi de yine bir fark yok. Hani gerçekten hani acaba diyorum Hollanda, yani acaba diyorum Fransa'da bir gece operasyon yapıldı da Didier Deschamps'ın yerine bir klonu koyuldu. Yani defansif oynatan bir klonu koyuldu diye düşünmeden edemedim yani. Onlar da oyun olarak çok gerideler. Yani İspanya, Almanya kadar iyi bir oyun oynamalarını bekliyorduk Fransa'nın bu aşamasında ama hani gerçekten onlar hakkında gerideler. Bakalım hani ama şansı da son turnuva yani son maçları Polonya'ya karşı olacak. Avusturya konusuna katılıyorum. Onların oyunları çok zevkli. İlk maçları da bence Fransa'ya karşı bir puan hak ediyorlardı. Evet. Ama dediğim gibi yani Fransa bir İngiltere vari bir oyunda kaleyi kapatarak onlara o fırsatı vermedi. Hollanda'nın oyunu, Hollanda iyi başladı bence turnuvaya ama rakipleri zayıftı. Asıl gerçek maç onlar için bu son maçta olacak gerçekten. Ama Fransa'ya karşı ben iyi mücadele verdiklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Fransa'nın oyunu beklentileri çok altında. Polonya'ya gelelim. Hani Polonya'daki yerli hoca sevdası bu turnuvada da yine başladı yaktı. Evet ondan önceki turnuvalarda Lewandowski ile bir şekilde gruptan çıkıyorlardı ama Lewandowski de 36 yaşına geldi. Yani o adam ne yapsın? Ve yerli bir hocayla aslında potansiyelli bir kadro puan alamadan yüksek ihtimalle turnuvayı kapatacak. Evet. Yani Polonya Futbol Federasyonu'na buradan önerim artık bir yabancı hocayla bir Lewandowski sonrası planlamaları. Yani çünkü Polonya'da oyuncu yetiştirme bence çok iyi. Özellikle başkent bölgesinde, Varşova bölgesinde oyuncu yetiştirme konusunda çok iyiler. Ama dediğimiz gibi... yerli hocanın elinde bir jenerasyon daha gitmiş oldu. Yani oyuncu yetiştirme konusunda Avrupa'nın dediğim gibi en underrated ülkesi Polonya. Bu noktada dikkatten kaçmasın. Onu da hatırlatmak istiyorum. Onun dışında Avusturya'nın oyunu dediğiniz gibi bu maçta gerçek güçlerini görmüş olduk.
Hollanda'ya karşı bence iyi bir sınav verebileceklerini düşünüyorum. Evet. Ve güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Fransa için de şanslılar. Muhtemelen Polonya yeni grup lideri olarak çıkacaklar ama grup aşamasından sonra biz oyun olarak ne yapıyoruz diye biraz daha hani büyük takımlara karşı daha iyi bazı yapmaları gerekecek. Katılıyorum hocam. Ben Fransa tarafının biraz daha bilerek beklediğini düşünüyorum yani oyun olarak. Biraz böyle az puan alalım zaten biz buradan çıkarız kafasındalar. Biraz da son alttan sonra yani İngiltere gibi değiller. İngiltere'de bayağı oyun boğulmuş yani. Herkes bunu oynamaya çalışıyor. Onlar biraz da bilerek bekliyorlar gibi. Yine Deschamps hocam biraz da hadi çocuklar basın derse muhtemelen Fransızlar vitesi açacaklardır. Buradan da son gruba geçelim. Son grup E grubu ve şu anda en çekişmeli diyebileceğimiz şu anda çünkü herkesin 3 puanı var. Herkes bir kere kazandı bir kere kaybetti. Bir tek fark avarajlar. Romanya ve Belçika ilk iki sırada. Slovakya 3. Ukrayna'da 4. Ukrayna'nın eksi 2'lik bir kötü avarajı bulunuyor. Slovakya'yı karşı kazanmalarına rağmen hala eksi 2'lik bir avarajı var. Kötü olan Belçika da Romanya'yı karşı dün kazandı ama maçta bence Romanya yine kötü oynamadı. Çünkü Romanya 3-0'lık bir galibiyet almıştı ilk maçta. Romanya'nın gücü yetmedi yani bence yine bir kafa vermeye çalıştılar. Bir baş kaldırı yapmaya çalıştılar ama yani Belçika'da kimler var sonuç olarak. Ama yine de iyi bir avarajları var. O yüzden 3. olarak da çıkma şansları bulunuyor diye düşünüyorum. Romanya çünkü son maçta Slovakya'ya karşı oynayacak. Slovakya'nın da 3. şansı var. Yani Slovakya-Romanya maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından birine aday olabilir gibi görünüyor şimdilik. E grubu ile ilgili düşüncelerini hocam. Vallahi hocam turnuvanın en zevkli grubu. Açık ara onu söylemek istiyorum. Evet. Yani maçlar grupları çok iyi. Aynı zamanda turnuvada hani yıllar sonra konuşulacak takımlar dediğimiz bir şey vardır. Hani Romanya ile Slovakya beklentilerin çok çok üzerinde performans evet. göstererek bu turnuvaya renk kattılar. Ben ekibe de buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani Romanya için şunu söylemek lazım. Aslında çok da iyi bir kadroyla gelmemişlerdi. Hani tabii yıllardır aslında iyi bir kadroya sahiptirler. Hani 20-25 senedir hani haç sonrası yıldızlarını arıyor Romanya. Hala o yıldızlarını bulamış değiller. Ama performans olarak 20-25 sene önceki hacı dönemdeki takıma biraz yakın bir performansları var. Bu noktada hani kendilerine güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum son maçta ve evet. Yine kendilerini hatırlarlarsa Slovakya'ya karşı iyi bir sonuç alabilirler. Slovakya'yı ben gerçekten tebrik etmek istiyorum. Hani onlar da hani yıllardır dediğimiz gibi hani Marrakeş'ten sonraki dönemde kendilerine ait bir yıldızları yoktu ama ona rağmen önce güzel bir Belçika galibiyeti aldılar. Evet, şeye karşı kaybettiler. Ukrayna'ya karşı bu beklenen bir şeydi ama ben Slovakya'nın bu turnuvanın açık ara en büyük sürprizlerinden birisi olduğunu düşünüyorum aldıkları galibiyetle birlikte. Romanya ile çok iyi performans gösterdiler. Belçika'ya gelelim. Yani Belçika ilk maçta büyük hayal kırıklığıydı. Evet, Romelu Lukaku çok eleştirildi. Evet. Maçta kaçırdığı pozisyondan offside'dan dönen golleri ki bu maçta da Romanya maçında da offside'dan dönen bir golü var. VAR'dan dönen bir golü var. Yani onlar da Domenico Tedesco dönemiyle birlikte 6. jenerasyondan yeni bir kısma yavaş yavaş bir geçiş yapıyorlar. Kadroda hem genç oyuncular olduğu gibi hani De Bruyne ve Lukaku gibi tecrübeli oyuncular da var. Yani ama hani oyun olarak bilmiyorum. Roberto Martinez döneminden birazcık bence gerideler ama dediğim gibi jenerasyon artık çok değişti. Ukrayna'ya gelelim. Ukrayna ilk maçta hayal kırıklığı yaratmıştı. Bana kalırsa savunmanın sol bölgesinde Vitali Mykolenko'nun sakatlığını hala arıyorlar. Evet. Vitali Mykolenko Everton'da çok iyi bir sezon geçirmişti ve savunma anlamında da Ukrayna'da Zinchenko'ya oranla çok daha iyi bir rolde bence. Hani daha iyi bir oyuncu konusunda. Tabii Zinchenko kalitesi ayrı. Onu bir kenara tutuyorum. Savunma üzerinde konuşuyorum. Onu hala arıyorlar. O da şanssız bir şekilde Black Ball sakatlığı geçirmişti. Yeni yeni toparlarken bir daha sakatlandı. Son maça yetişir mi bilmiyorum ama onu eğer yani yetişmezse onu özellikle Belçika karşısında arayacaklardır. Onu da söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi E grubu açık ara en zevkli grup. Henüz her şey bitmiş değil. Hani bir bak hani Belçika gruptan çıkabiliriz diye düşünüyoruz ama hani belki gruptan bile çıkamayabilirler. Yani son maçında getireceği bilinmez. Evet Ukrayna'nın avarajı kötüyoruz ama 6 puanla bir anda kendilerini gruptan atabilirler. Yani yakından takip edilmesi ve maçları izlenmesi gereken bir grup. Ben bu gruptaki tüm milli takımlara teşekkür etmek istiyorum. Turnuvayı daha zevkli hale getirdikleri için. Şimdi eğer bir tahmin yapmam gerekirse bu dönem Belçika işi şansa bırakmayıp Ukrayna'yı bence bir turnuvanın dışına itecektir. Slovakya Romanya konusu da hani beraberlik bence her iki takıma da yarar. En iyi üçüncü olma konusunda çünkü averajlar çok yardım ediyor kendilerine.
beraber olursa el ele çıkacaklardı ama beraberlik olmazsa bence Romanya yani ikinci galibiyeti alıp çıkabilecek gibi görünüyor ama umarım beraber biter ve Romanya ile Slovakya'yı da ilerleyen son haftada görebilme fırsatına erişiriz. Ben de ekleyeyim oradan fikrimi, ondan sonra yavaştan kapatalım. Ben de orada Belçika ve Romanya'nın direkt çıkacağını, Slovakya'nın da üçüncü olarak çıkacağını düşünüyorum. Ukrayna biraz daha hayal kırıklığı bir turnuva geçirmiş olacak onların yanında. Hocam ağzına sağlık, güzel bir bölüm çektik. İkinci maçların sonunda hep söylediğimiz gibi, ilk haftada söylediğimiz gibi hep etap etap gideceğiz turnuvada. Üçüncü maçla bitince üçüncü maçlarla ilgili, sonrasında son 16, çeyrek final, yarı final, final derken turnuvayı kapatacağız. Bugün de sevgili ekip arkadaşım Arda bizimle beraber. Arda ağzına sağlık tekrardan. Teşekkür ederim Mehmet Eren. Umarım sevgili Berkmer Tözücüm, Tarık Karıcan ve Mustafa kadar iyi bir şekilde futbolu doldurabilmişimdir. Yani umarım güzel bir program izletebileceğimizi düşünüyorum takipçilerimize. Şimdiden dinleyen herkese, izleyen ve dinleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bu arada web sitemizde yine Arda'nın ikinci hafta maçlarla ilgili olan yazısına dolaşabilirsiniz. Oradan da videodan sonra tabii ki okuyabilirsiniz. Onun haricinde Arda'nın tabii ki Caner abiyle beraber yaptıkları UFC ile ilgili, daha çok UFC'nin olduğu, boksun da içerisinde olduğu Kroşe programında dövüş seferleri takipçilerimiz severler, izlemek isterlerse oraya da yönlendirmiş olalım. Yavaştan sonuna gelin bölümümüzün. Önümüzdeki haftalarda yine etaplar bittikçe sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.